Efsane bir projeyle Tülin İriş karşınızda. Tülin Hanım, çok güzel bir proje bu. Teşekkür ederiz. Vallahi çok güzel. Bir dakika, önce ben şunu bir şöyle bir içimdekini düşünmeyin. Hani baksanıza. Tülin Hanım, bu ne işi? Bu zincir işi. Zincir işi. Evet. Bunların altı kafes kafes örülmüş kafes mü? Kafes kafes örülüyor. Bugün başka bir önerimiz daha var. Örmeden de yapabilecekler. Kafesi örmeden de yapabilirsiniz. Size kolaylık sağlayacak bu. Şimdi bu bir. Şunları bir göstermek istiyorum. Bir dakika. Evet. Şunu senin üstünde bir gösterelim mi Tülin'im? Siyah olur. Üstün bak. Bak 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 bak. Bundan bu, battaniye falan da olur. Tabii tabii. Bu ekose çalışıldı. Enine ve dikine komple zincir işiyle kaplandı zemin. Olay bir şey. Burada ya. Uzun geçişli renkli ipliği kullanarak yapıyoruz bu çalışmaları. Bu bir panço. Aa, ver bakayım, ver bakayım. Ay, bu çok güzel bu. Aa, palto üstüne de alınır bu. Tabii tabii. Nasıl? Aa, efsane bu. Bir de hani çok kalın aba gibi değil. Palto, hafif bir ceket, bir siyah ceketin üstüne. Ay, günlerde falan hava atılır bundan. Bu çalışmanın en önemli özelliği hafif olması. Yani ne kadar büyük ürün yaparsak yapalım çalışma hafif oluyor. Evet. Mesela 6 yumakla 8 yumak arasında değişir. Bu ne kadar büyük mesela? Buna kaç yumak gitti? Buna yapacağım da. 7 yumak zemine, 7 yumak da üzerine gitti ama bu çok büyük bir panço. Tabii çok büyük yani, bu. Baksanıza bayağı daha az bu. Yumakta kullanılabilir. Yine evet. Üzerine bir uzun renkli geçişli iplik ve zemine düz renk kullanıyoruz. Zemine düz ama renk. Ama bu değişebiliyor tabii. Bir dakika, zeminden şöyle bir yaklaşalım. Bir dakika. Mesela orada hepsini doldurmadık. Aralar açıktır. Bu da önemli. Evet, Jimmy de mi? Gel. Erkan bak. Orası tersi tabii. Evet, ben mouse tersini gösteriyorum şu anda. Komple yani kaplanmayabiliyor arkı daha yani. İyi görülsün diye. Bu da düzü. Evet. Süper güzel. Evet. Komple kaplamayabiliyoruz. Şimdi bugün anlatacağımız şal şu. Hangisi? Şunu mu anlatacağız? Bu, evet. Mesela bunun zemininde biz batik, pardon. Evet. Uzun renk geçişli iplik kullandık. Tamam. Zemininde. Üzerine de yine uzun renk geçişli iplik kullandık. Hı. Şallar ortalama olarak 2 yumak zemine, 2 yumak da üzerine gidiyor. Bu öyle. O öyle. Evet. Bunlar satış için de çok güzel. Efsane, bakın. Bunu da şöyle göstereyim. Nasıl? Renkleri inanılmaz güzel yalnız. Çok değişik bir iş. Kolay mı yapması? Çok kolay. Kolay ve mı? Ve çok keyifli. Yani mesela ben bunu akşam oturduğumda keyifli keyifli yapabilir miyim? Tabii ki. Hanımların zaten kişiye özel çalışmalar yapabileceğine inandığımız bir çalışma. O kadar açısı geniş. Mesela şu da çok güzel olmuş. Bu da yumuşacık renkler. Evet. Bu da çok güzel. Bakın. Çok iyi değil mi? İnanılmaz. Burada istedikleri deseni yapabilirler mesela. Burada da böyle bir iplik kullandık. Yani altta ne renk var burada? Burada altta şöyle bir iplik kullandık. Üstte üzerinde de böyle bir iplik kullandık. Hadi o zaman başlayalım Hanım. Görelim, vakit kaybetmeyelim. Çok şalımızı güzel. Alalım. Hangisini yapıyoruz? Şunu. Yapacağımız şalı. Evet. Şunu alıyoruz. Alalım. Şimdi şöyle ben kullanacağım iplikleri alayım. Bunları da kaldırabiliriz. Uzun geçişli bir iplik. Yani uzun, renkler uzun uzun. Uzun renk geçişli. Hiç ayırıyor musun şunu şu renge yok, getireyim de? Yok, kesinlikle ayırmıyoruz. Tamamen kendi gelişiyle. Gelişiyle, çünkü renklerin arasında yumuşak geçiş var. Bu zaten yapılan işe çok daha fazla etki katıyor. Bu çok önemli. Hı hı. Şimdi bizim bu şalı yapabilmemiz için söylediğimiz gibi alta bir zemin yapacağız. Zemine ihtiyacımız var. Şimdi bu zemini biz böyle yarım ay kafes şeklinde örebiliriz. Bu yarım ay kafes. Ama şöyle kare kafeste örebiliriz. Ha, mesela ben bunu daha rahat örerim. Yarım ayı da merak et. Ha, şeyli. Böyle böyle. Çek bat, zincir çek evet, bat, evet. Zincir çek bat. Bir İkisi dakika. De olabilir. Tamam. Evet, siz anlatın. Şimdi, ay, bir yarım ayı ve kare şeyi bir görelim yakından. Tamam. Bir saniye. Gösterelim. Acele etmeyin. Peki. Yavaş yavaş gidelim. Bu. Bakın hani yarım ay diye ifade ettiniz belki. Evet. Bakın şu şekilde. Zincir hani ortasına batıyoruz. Evet, zincir çek bat. Öbüründe şeylere batıyoruz. Bu da kafeslerin hani. İkili trabzan ile kafes. Şu şekilde. Evet. Evet. Bunları ayrı ayrı koyalım. Hı. Buyurun. Şimdi bu çalışmamız bizim ikisinin üzerine de olur. Evet. İki zemin üzerine de yapabiliriz. Zeminimizi eğer biz öreceksek örerek çalışacağız. Tabii ki bu ince ve yünlü iplikle zemini ördüğümüzde, mesela batikle ördük demiştim. Evet, şöyle uzun geçişli bunu, iplikle. Pardon, evet. Uzun geçişli iplikle ördük demiştim. Bunun tabii konforu
hiç mukayese edilemez. Yani çok günlü ve ince. Ama tamam, altını bunu... eğer vaktiniz varsa örebiliyorsanız, hı, evet, bu şekilde olması altının, evet, yani düz bir renkle örülmesi, burada Tülin'in demin istediğiniz şekilde örün diyor. Hı, konforu bambaşka. Evet, o daha farklı yapıyor işimizi. Hı. Ama ben uğraşamam, hani çok sıkılıyorum, uzun sürüyor diyenler için de şunu göstermek istiyoruz. Böyle kumaşlar var. Bir file bu. File. Kare, evet, kare file. Ama şu da olabilir. Renkleri var. Renkleri var. Mesela yarım ay şeklinde de var. Bundan yastık falan da yapılır. Her şey yapılır. Şimdi tabii satış yapanlar için... Ha, bu için, yarım ayda var. Bu yarım ayları da var. Kare olanı da var. Kare olanı da var. Hani tamam, satış yapanlar için falan daha hızlı üretim olur. Evet. Biz onun yapılmışı bu mudur? Bu fikri vermek istedik. Evet, onun yapılmışı bu. Aa, bu bunun da olmuş. Üzerine komple kapattık. Mesela şöyle bir çalışma yaptık. Tülin Hanım, bu çok büyük kolaylık bize. Bakın şu atkıyı takayım. Bu içinde Tülin Hanım'ın tuttuğu, evet, elinde tuttuğu şu an şeyden... File var bunun, evet, içinde. Komple kapattık. Üzeri onun bir yumak gibi saçaklarıyla birlikte. Kaç yumak gitti? Filemizi aldık. Aldık. Üzerine bir yumak yeterli. Bir yumak yeterli. Bir yumak yeterli. Şimdi şu İki. Evladiyelik diye tabir edilen cins. Ha, bu hani yapayım da yılbaşına, yeni yıla ben bunları satışa sunayım. Hem de uygun fiyatla satayım diyebileceğiniz bir şey. Evet. Bu da hani her yere verebileceğiniz, sipariş alabileceğiniz nefis bir iş bu, kafesli olan. Yani evet, örgü ekibi olan arkadaşlarımız var. Tabii. Yapabilirsiniz. Bir ekip, bir kişi fileyi örer. Bir kişi üstünü yapar. Tabii. Yani ekiple çok güzel bu çalışılır. Evet Tülin Hanım. Şimdi zeminimizi gösterelim. Kare kafes zaten çok biliniyor. İki trabzan, ikili zincir. Burada yarım ay kafesi göstermek istiyorum. Böyle gevşek gevşek iki numaralı tığ kullanabiliyoruz. Üç numaralı tığ kullanabiliyoruz. Elimiz sıkıysa üç numaralı. Elimiz gevşekse iki numaralı. Zincirimizi çekiyoruz böyle. Evet. Üç numara kullanıyorsak dört zincir yeter. Üç, dört. Dört zincir çekip şöyle bir mesafe verip zemine batıyoruz. İkisini birlikte alıyoruz. Yine bir, iki, üç, dört. Çekiyoruz. Bu zemine zaten batıyoruz. Tığ işi bilenlerin, evet, olmazsa olmaz bir işidir. Bildiği bir şey. Çok kolay, evet, bir çalışma. Çok şallar böyle yaptık vakti zamanında. Evet. Hani sırf bu kafesten, daha irilerinden uçlarına püskül koyduk. Üçgen şallar yaptık. Evet. Ama olay şimdi bir boyut atlıyor değil mi? Evet, burada uzun renk geçişli iplikle üzerine biz renklerle dans ediyoruz. Yani evet, bu hakikaten öyle oluyor. Şimdi onun dönüşünü gösterin. Dönüşünü gösteriyorum. Şimdi dönüyorum. Yine dört zincir çektim. Ortaya batıyorum. Boşluğa batıyorum ama. Evet. Zincirin üzerine batmaya çalışmıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Yine araya boşluğa batıyoruz. Böyle biz şalımızı örüyoruz. Şimdi şuradan gösterelim onu. Kaç zincirli bizim altyapı, şimdi hazırladığımız bizim şey kaç? Dört mü, üç mü? 40 santim. Hayır, hı, şu zincirler. Dört. Çünkü... tamam, şey sayısını verdi. Dört zincirli, bakın. Evet. Bunu herkes, yapanlar bilir. Gerçekten de isterseniz de kafes şeklinde. Şimdi Tülin Hanım, ilerleyelim. Bu şalın ölçüsünü verelim. 40 santim zincirimizi çektik. 40 santimi örüyoruz. Bu kafesle biz görünsün diye düz renkle ördük. Tamam. Bir 180 santim kadar, 2 metre kadar, evet, rahatlıkla örülebilir. Konuya gelin. Şimdi ördük. Şöyle, evet, geçelim işlememize. Şimdi bu işin olmazsa olmazı şu. Büyük tığ numarası. Evet. Ya 5 ya da 4. İkisinden birisini kullanıyoruz. Enteresanmış. Evet. Zeminimize göre. Şimdi neden böyle yapıyoruz? Hemen ipliğimizi alayım. Çalışmamıza başlayalım. Ben açayım size. Teşekkür. Şimdi ipliği altta kitlemeyeceğim, bağlamayacağım. Tamam. Tığı. Kalın tığ diyor Tülin Hanım. Tığı önemli. Geçirdim. İpliği alttan aldım. Yukarı çektim. Tamam. Şimdi şöyle... Uzun çekiyoruz. Bu önemli. Tığımızı batırıyoruz, ipliği çekiyoruz. Üstten tığ batırıyoruz, ipliği çekiyoruz. Tığı batırıyoruz, çekiyoruz. Bu kadar kolay. Şunu yapıyoruz. Bundan her şey yapılır.
Burada istedikleri deseni yapabilirler. Neden? Yani yazı falan da yazılır her bu şey şekilde. Olur. Evet. Neden kişiye özel diyoruz? Herkes kendi istediğini çalışabilir. Rengi yönetir. İstediği yani üzeri serbest atış da olur. Çünkü neden? Sizin renk şeyiniz kendiliğinden gelecek, bu deseni verecek. Doğru mu söylüyorum? Doğrudur. Peki deseni tabii ki çizeceğiz. Biz ne yapmak istiyorsak çizeceğiz. Yani üzerine çizmeyeceğiz. Biz bir kareli kağıda nasıl çalışmak istiyorsak çizeriz. Evet. Ondan sonra buna çalışırız. Kumaşı çizmiyoruz. Bunu çizmiyoruz. Bunu çizmiyoruz. Tamam. Ama tabii şimdi burada bir şekil var farkındaysanız. Onu nasıl yapıyoruz? Şu mesela zikzak. Bu zikzak. Zikzak nasıl yapıyoruz? Mesela 10 tane şöyle gidiyoruz. Gittik, çapraz 10 tane böyle. Kaneviçe mantığı gibi gideceğiz. Evet, gittik bu şekilde. Sivri olabilmesi için de burada şu battığımız yeri atlayarak hemen üzerine batıyoruz. Hep tek olacak bu uçlar sivri olabilmesi için. Şimdi burada şeklimiz bu. Ama farkındaysanız burada şeklimiz değişik. Nasıl bu? Onun için dedim hani bir evet, çizmek gösterin. Gerekiyor. Şimdi diyelim ki 3-6 tane yaptık. Şimdi geri dönüyorum. Burada tabii kenardan başlanır. Ben rahat gösterebilmek için böyle başladım. Tamam. Döndüm. Aşağıya iniyorum. Şimdi burada şu çok önemli. Kaç tane atlıyorsunuz arada? Hiç atlamıyorum. Hiç atlamıyorum. Komple kapatıyoruz örgüyü. Şimdi göremedim bu çok önemli. Evet. Bizim bu tabii parçalar büyük. Şimdi hanımlar da hep şunu söyler. Siz elinize küçük parça alıyorsunuz. Hani kolay yapıyorsunuz ama parça büyüyünce iş biraz daha zorlaşıyor diyorlar evet, ama Tülnüm, devam şöyle edelim. Tığ'yı aşağıya batırıyoruz. İpliği alttan alıyoruz. Parmağımla ipliği şöyle yönetiyorum. Parçam ne kadar büyük olursa olsun. Şöyle parmağıma bir kez üzerinden atıyorum ipliği. Çekiyorum ve tığ'yı şöyle yan kullanıyorum. Bu çok önemli. O zaman parçayı elimizde döndürmeye hiç gerek kalmaz. İpliği alıyorum, yukarı çekiyorum ve tığ'yı şöyle yan çekiyorum. Yani tığ'yı şöyle kullanmamalıyız. Yani böyle geçirip tığ'yı yukarıya dik çekmemeliyiz. Yapın biz görelim bir kere. Yapın. Şöyle ipliği alıyorum, yukarı çekiyorum, yan çıkarıyorum. Uzatmak çok önemli kasmaması için. Tamam. Örgünün. İpliği böyle uzatıyoruz, batırıyorum, alıyorum, çekiyorum. Batırıyorum, ipliği alıyorum, çekiyorum. Böyle aşağıya iniyoruz. Şimdi yapanlar vardır mutlaka ama tabii, çok yaptım. Ben bunu bilmiyordum açık söyleyeyim. Çok beğendim. Gözümde neler neler canlandırıyorum. Lütfen beğenilerinizi, değişik bir şey gördük. Hani bunları yazın biz çok mutlu oluyoruz o zaman gerçekten. Şimdi yapanlara tabii sözüm yok. Evet. 6 tane yaptık. 6 tane de şimdi bu şekli çalışıyoruz. Burada tabii ipliği titremediğim için elime geldi. Tamam. Böyle devam ediyorum. 6 tane de sağ tarafa 1, 2, 3 çok keyifle yapılıyor 4, 5 ve 6 bu kare kafes olursa da aynı mantık. Şimdi dönüyorum, dönerken bir sıra üste çıkıyorum, bir hep uzatıyorum ama kasmaması için büyük kullanmamızın sebebi kasmaması için böyle başının büyük olması bize yardımcı oluyor. Eğer biz bunu küçük numaralı tığ ile yaparsak bu kasar. Böyle geldim. Devam çok ediyorum. Çok önemli bilgiler veriyorsunuz şu anda bu işi yapmak isteyenlere. Devam ediyorum. Böyle gevşek gevşek. Elimizi çok gevşek tutmalıyız. Hiç sıkmamalıyız ipliği. İplik bakın altta böyle parmağımın üzerinde kayıyor. Böyle geldim. Şimdi bakın bu renkler efsane şurada. Şöyle içini açıyorum yünümü. İlerleyen aşamaya geçmek bakın, istiyorum. Yani gerçekten öyle. Evet. Şimdi geldik buraya. Şuradan başladık. Böyle geldik, döndük, geldik, döndük. Bakın şurada farkındaysanız dayanıyoruz, dönüyoruz, geliyoruz. Buraya iniyoruz. Aşağıya iniyoruz. Hep bu sıfır noktasına iniyoruz. Tekrar buradan dönüyoruz. Yine buraya geliyoruz. Dönüyoruz, geliyoruz. Şimdi çizeceğiz dememin sebebi şuydu. Kareli kağıda bu şekli çizersek oradan bakarak buraya uyuyoruz. Doğru bilgi. Yoksa normal yaptığımızda bu şekil çıkmaz. Tülin Hanım bir şey soracağım. Böyle bir koltuk şalları evimize uygun renklerde, yastıklar, böyle büyük şallar, palto üstüne, pançolar, efsane bir şey. Şimdi böyle yaptık. Kaç tane yapıyoruz? Bunu söylemek istiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 kez şöyle aşağıya indikten sonra biz
yana açılıyoruz. Şöyle zincir çekeceğiz. Pardon, şuna bakabilirim. Şurada gösterebilirim aslında onu. Burada ilerlemiş aşama var. Şimdi geldik. Dört kez şöyle yana döndük. Döndük. Yani burada isterseniz uydurun kendiniz bir şeyi. Her yani şey. Her türlü olur bu. Çünkü ip bize aynen o şeyi veriyor. Şu nedir beyazın şimdi üstüne yaptığınız? Onu da göstereceğim. Zemini kapatabiliriz komple veya aralıklı bırakabiliriz pançodaki gibi. Şunu bitirerek ona geçelim mi? Tabii süre kalmaz diye ben korkuyorum. Tamam. Evet. 1, 2, 3, 4 yaptık. Şimdi burada yine açılıyoruz. 1, 2, 3, 4. Tülin Hanım, sizin bununla ilgili çektiğiniz hiç videonuz var çok mı? Var. Tamam. Çok var. Tamam. Çok güzel. Çok var. Zincir işi. Şimdi böyle açıldık. Geliyoruz. Yine buraya geliyoruz. Burada bir altı tane daha açılıyoruz. O zaman şuraya ulaşıyoruz. Böyle. Ya yani o artık zaten kendini belli aynen, ediyor kendini değil mi? Kendini belli etti. Bu şekilde böyle devam ediyoruz. Şimdi anlaşıldı zannediyorum. Evet evet. Açılma. Evet. Yine dört kez böyle dayanıyoruz. Geliyoruz. Bakın geldik buraya dayanıyoruz. Şuraya geldik mesela. Şunu göstereyim. Geldik. Burada aşağıya iniyoruz. Bir aşağı şey sorabilir iniyorum. Miyim? Buyurun. Kare kafes veya ne dediniz şuna? Yarım ay kafes. Yarım ay kafes dediniz. İkisi arasında bir fark oluyor mu, olmuyor mu? Şimdi ikisi arasında ne fark var? Karesel çalışmalar yaptığımızda kare kafesi tercih etmemiz iyi olur. Ama hani verev, kare kare bir şey yapıyorsak şimdi yaptığınız gibi. Şu göstereyim. Verev çalışmalarda yarım ay kafes bize daha rahat kaymamızı sağlıyor. Ha şu ve yarım ay mıdır mesela? Bu yarım ay mesela verev çalışmalarda daha iyi kayarız. Kare mesela şunu göstereyim ben. Şimdi zemin dedik, hazır zemin dedik. Biz şöyle birkaç çalışma göstermek istiyoruz. Bunları kumaşçılarda bulabilirler, tülcülerde bulabilirler. Yalnız bunu alırken ben şunu öneriyorum. Şuna dikkat etmeliler. Çok zayıf olmamalı. Yani böyle çok yumuşak. Tülcülerdekiler biraz daha zayıf ama kumaşçılardakiler daha tok. Mesela bu daha tamam. Tok. Böyle güzel. Tok olursa daha tok iyi. Tok olursa daha iyi olur diyor. Keşke pamukluları bulunabilse. Bu elimdeki pamuklu gibi sanki. Yok bu pamuklu değil. Ama çok şimdi yumuşak. Burada da. Ama ben bunu da tercih edebilirim. Bu da tabii, yumuşacık tabii, hafif, olmuş. Yumuşacık. Hafif. Evet burada ne var? Şimdi burada da yine iplikle başladık. Yani doğaçlama. Tamamen doğaçlama çalışılabilir. Zaten renkleri böyle zikzak bu gibi. Bu kareli bir file. Kareli bir file. Şimdi mesela bu tür çalışmalarda kareli file bizim işimize daha çok yarar. Böyle düz gidiyor. Düz gittiği için evet. Yukarı çıkıyoruz, aşağı iniyoruz. Böyle dengesiz, hiçbirisini saymıyoruz. Böyle yapıyoruz. Yine yani burada ip kendi gelişiyle kendi geliyor gelişiyle. Zaten. Hiçbir şekilde iplik koparmıyoruz. Ha, diyelim ki alttaki tona yakla aynı tonda geldi. Hemen daha yukarı çıkıyoruz. Yönümüzü değiştiriyoruz. Yani onu yapabiliriz hani gelmesin diye. Ya bu, hanımların elinde. Bu kafayı müthiş dağıtacak da bir proje. Çok yani hakikaten insanı oyalayacak. Kafayı dağıtacak güzel bir proje. Çok keyifli çalışılıyor. Mesela burada biz iki tane uzun geçişli renkli ipliği dönüşümlü kullanmaya çalıştık. Onu da göstermek istiyorum. Hani biraz bir iplikten biraz bir iplikten iki uzun geçişli ipliği. Evet. Oradaki evet. Pembeli ve turkuazlı şal gibi. Burada da tabii verev olduğu için bu doku verevde bizim daha işimize yarıyor ve dik oluyor üçgenler. Evet seyircilerimizden herhangi bir yorum var mı? Bilir miyiz diye sormuşlar. Etaminin üzerine. Etaminin üzerine şimdi şey olur. Etamin, kalın olur. Kalın olur ve sert kalın olur, olur bence. Sert olur. Bana göre de. Burada delikli olmalı. Şunu da şey yapmak için olabilir belki etaminin üzerine. Bir yastık mastık yapmak için. Biraz da zorlar yaparken. Zor olur. Burada biraz delikleri, yuvaları daha büyük olmalı evet. Diye düşünüyorum. Burada bakın bu filenin üstüne olmalı. Enfes düşmüş. Şu yumuşaklığına bakın. Şunu şöyle bir tutalım mı gösterelim? Hı-hı. Of of. Derem harf siz söylediniz ya harf değiştirir diye. Ne çizmek mi? Siz söylediniz ya harf yani isim değiştirir diye. Ha isim işlenebilir. Ha, onu ben sormuşlar şimdi şey mi hani çizip mi yapmak şimdi da? Şimdi onu söyleyeyim. Onu da kareli kağıda çizmek lazım. Kaç tane gelecek A harfini şimdi, atıyorum. Evet kareli kağıda onu çalışırız. Ondan sonra ipimizi alırız. Ortalarız örgümüzü. Başlarız kaç tane kare yapmışız? Harfi buraya zincir işiyle yaparız. Diyelim ortaya yazdık. Peki kenarlarını da bir başka bir renkle doldururuz. O harfler ortada kalır. Aynı böyle doku ile doldururuz. Peki
yazıyı yazdık. Bu diğer yazıyı yaptık iki renkten. Birini siyah yaptık, birini atıyorum bu renkten evet. yaptık. Hı hı. Düz renkle de güzel ifade veriyor mu? İki düzde çalışılabilir. Çalışılır değil mi? İki düzde çalışılabilir. Uzun renk geçişliyle de çalışılabilir. Tabii renk geçişi her zaman daha etkili oluyor. Çok yani moda. Şeyimizi, atkımızda filemizi, evet. şu fileyi alabilir miyim? Filemizi yapmak istediğimiz şeye göre ince atkı, kalın atkı. Aa, ne güzel ben tülün arkasından bundan sonra konuşayım. İnce, kalın şal, ne bileyim daha uzun bir şey, perde örülebilir. Perde kanadı yapabilirsiniz böyle. İncecik incecik işlersiniz mutfağınızın rengine göre. Çok çünkü çok güzel geçişler var. Çok güzel renkler var. Şimdi siyah zeminle birlikte renkli ipliği kullandığımızda çok iyi patlıyor. Yani siyahla. Siyah düzle. Zemini düz siyahla ördük. Evet. Üzerine bununla çalışacağız. Evet. Bu aralar eğer şöyle de olsa çok güzel oluyor. Mesela bu daha büyük iri bir kafes. Evet. Ama bu siyah ördüğümüzü şöyle düşünelim yapalım. Bunu ve evet. üzerine siyahın üzerine şöyle çalıştığımızı düşünelim. Bu aralar görünse bile siyah göründüğü için onun asilliği çok güzel oluyor ve patlıyor renkli iplik. Çok güzel. Bir şu ben birilerinin yapmak isteyeceğini düşünüyorum. Benim de bugün hakikaten çok hoşuma gitti. İki tane bu panço için dikdörtgen. İki tane büyük dikdörtgen aynen. yaptık. Bakın Erkan şunu bir boy görelim. Evet bu var. Uzun, büyük. Uzun bir panço. Bakın bir tane böyle, bir tane böyle. İki tane dikdörtgen. İki tane küçük kilim gibi örüyorsunuz bunu. Evet. Arkayı birleştiriyorsun. Ay bu çok. Mesela, bir de kullanımlı bir şey bu. Bunda siyah mı zemin? Bu da siyah zemin. Bunu komple kapatsaydık ağır olurdu mesela. O yüzden biz araları boş bıraktık. Ha bunlar boş kalmış. Tabii boş, evet. kafes onlar. Bir dakika. Sadece grili yerleri. Şunlar evet, boş. Uzun renk geçişiyle griler. Böyle dik mi gittiniz bunu? Evet, bununla verev çalışıldı. Verev çalışıldı. Verev çalışıldı. Dik bak. Çalışılır, hepsi olur. Vallahi ama o kadar güzel düşmüş ki. Şunu sayfanızda bir yayınlayın. Hani oradan bakıp da nasıl yaptığınızı. Bu dergimizde çıktı zaten bu model. Görebilirler. Hakikaten çok güzel olmuş. Bir de hafif oluyor. Bu örgüden bir şeyden evet, olsa bu çünkü kadarı. Çünkü az iplik gidiyor. Yani üzerinde iplik çok az kullanılıyor. Taşıyamazdım yani evet. omzumda. İnanılmaz güzel olmuş. Mesela, ona da bir görelim. Onu da göstermek istiyorum. Bu da böyle. Bakın bu da. Hiç iplik koparmadan. Nasıl hafif bu kadar olur? Hiç iplik koparmadan bunda da aynı işi. Beğendi mi izleyicilerimiz? Çok beğendiler. Yani biz daha önce yapmamıştık. Yapanlar vardır. Şunu, Tülin Hanım yapmıştı. Buradaki çalışmanın aynısı bu. Bakın bu? Kareye de çalışıldı. Aynısı. Vallahi Tülin Hanım efsane olmuş diyorum. Şunu bir daha göstereceğim. Şu bugün Tülin Hanım'ın gösterdiği. Sayfada bunları tek hı-hı. yayınlayalım baksın tamam. izleyicilerimiz. Şimdi yaparken unutuluyor. Bu da tam sonbahar renklerinde evet, olmuş. Evet. Hakikaten her çok şık olmuş. Her mevsim rahatlıkla kullanılabilecek çallar. Çok güzel bir çalışma. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Vallahi yine harika işler yaptık. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Ellerinize sağlık sağ olun. Tülin Hanım.